İzleyiciler şimdi devam edeceğiz. Konuğumuzla gazeteci Cahit Mervan'la tekrar hoş geldiniz hoş yayınımıza. Cahit Mervan, Kürdistan'daki savaşı konuşacağız bir bütün olarak. Bazı alanlar şu, bu, şu anda 6 aydır çok yoğun Güney Kürdistan'da gerili alanlarında var. Rojava üzerinde var. Bunları konuşalım bir bütün olarak. Güney Kürdistan'da 6 aydır süren savaşa ilişkin Buradan başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Altay'ı atlattık. Gelen bilgiler, görüntüler, taraflar açısından baktığınızda. Buyurun. Tabii altı Altay içerisinde Türk Devleti istediği stratejik hedefle ulaşmış sayılmaz. Yani eğer zaten bu gerçekleşmiş olsaydı şu anda Türk medyası, Türk özel savaş, psikolojik savaş merkezleri çok büyük sesle, çok büyük manşetlerle bunu duyuracaklardı. Ancak az önceki görüntü tabii bize bir başka bir bu savaşın, bu savaşın amaçları arasında yer alan, bu işgal arasında yer alan bir e, tabloyu ortaya çıkıyor. Bu da neydi? Türk Devleti e, askeri olarak başaramadığını siyasi olarak başlamak istiyor. Özellikle e, Güney Kürdistan'da uzun dönemdir iktidara el koymuş, aynı zamanda gasp etmiş diyeyim e, PDK'yi e, bir şekilde bu işin ortaya yaparak e, Kürtler arası bir iş çatışmayı hedefliyordu. Kısmen bunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani KDP'nin yanlış politikaları KDP'nin Türkiye ile içine, içine girdiği e, çok farklı ilişkiler buna özellikle ekonomik ilişkileri sayabiliriz. E, özellikle e, Güney Kürdistan'da elde edilen ha, petrodan gelirlerin Türkiye çuval olarak çuval çuval içine götürdüklerini Hı. sayabiliriz. E, KDP yöneticilerinin Türkiye'de yaptıkları yatırımları sayabiliriz. Birçok şey sayabiliriz. E, burada tabii şu var yani KDP Türkiye girdiği ilişkiler sonucu maalesef 23 Nisan'da bu yana başlayan işgal saldırılarının ...bir tarafı haline gelmiştir. Halbuki hatırlarsın... ...KCK Yürütme Konseyi... ...iş başkanlığı, HPG komutanları... ...şöyle bir açıklama yapmışlardı... Hı hı. ...tamam... ...siz bizden taraf olmuyorsanız eğer... ...yani Kürt bir Kürt gücü olarak... ...bari tarafsız kalın, bari... ...nedir... ...bu işgalci saldırılara meşruiyet kazandıracak... ...onlara lojistik sağlayacak, onlara... ...isparat sağlayacak davranışlara... ...vazgeçin. Ancak 6 yaşında ortaya çıkan... ...gerçek şu ki, KDP bu... Kürt kamuoyunda da büyük tepki toplayan, aslında Güney Kürdistan'ın statüsünü de tehlikeye atan bütün Kürtlerin çıkarını, bütün Kürtlerin gelişmesini, bölgedeki bir aktürak çıkmasını önüne geçen bu işgal saldırısının bir tarafı haline gelmiştir. <laughs> Tabii bu sadece eleştirilmesi gereken bir durum değil, tepki ortaya konması gerekiyor. Tabii Semerka'nın başka bir yanı var. Çünkü Semerka Güney Kürdistan'da Rojava Kürdistan arasında önemli bir sınır kapısı. Ama ısrarla yıllardır yani 2012 Rojava devrinden beri KDP yönetimi Semerka üzerinden Rojava'ya yani maalesef söylemek zorundayım işgalci güçlerin uyguladığı ambargoya benzer bir ambargo uyguluyor. Yani mesela benim bir kişi olarak bir Kürt olarak en çok zoruma giden şeylerden bir tanesi eee sınırının sık sık kapatılmasıdır hı hı. veya o sınıra kepçelerle e, şey kazılmasıdır nedir? Yani orada işgalciler yok. Orası Kürdistan evet. toprağı. Ama ne? şu şu hı hı. şundan dolayı böyle yapıyorlar. Buyurun. buyurun. E, Türk devletiyle içine girdikleri ilişkiler onlara e, bu işleri mecbur kılıyor. Halbuki başka bir süreç yaşanabilir, başka bir hı hı. durum yaşanabilir. Çünkü sadece Rojava Kürdistan'ı Kuzeydoğu Suriye işgal tehdidi altında değil. Hı hı. Ee, ciddi manada başvuru Kürdistan işgal tehdidi altındadır. Ee, Türk devleti zaten büyük oranda e, belli aranlara girmiş. Yani askeri olarak söylemiyorum bu siyasi olarak ekonomik hmm. kültüre girmiş. Adeta orayı bir iç sömürge haline getirmiş durumda. Öte yandan e, Türkiye bölgesel gericiliğin anti-Kürt koalisyonu liderini yaparak Irak ve İran'ı ikna ederek hmm. Irak'taki e, Kürtlerin demokratik haklanan yana olanları da ...ekarte ederek... Hı hı. E, ...Güney Kürtistan statüsünü... valilik düzenine düşürmek istiyor. Evet. E, aslında bu son seçimde, Irak seçimlerinde... ...bunu denedi, kaybetti. Türkiye'nin istediği sonuçlar elde edemedi. E, el, Türkiye'nin istediği sonuçlar ortaya çıkmadı. Hı hı. E, yani şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bu savaş sürdüğü müddetçe, ...bu işgal saldırısı müddetçe Peki. ...sadece tehlikede olan... ...Kürtistan Özgürlük Hareketi, Kuzey Kürtistan'daki... E, ...Kürt Hareketi veya... ...Rojava ve Kuzey Doğu Suya'nın... E, e, ...durumu değil e, ciddi manada Güney Kürdistan... bir e, yok olmakla karşı karşıyadır. Evet, Türkmenler bile tehdit ediyor orada. Bile yani Türkiye, yani, ama Türkiye zaten, yani. Türkiye zaten stratejik olarak bunu önüne hedef koymuş. Zımni olarak zaman zaman Federal Kürdistan'ın statüsünü kabul etse bile zımni olarak istemeye isteme kabul etse bile ama, ama en son ama pişman olduklarını da söylediler. Kitabında, ...yani milli siyaset belgesinde... Hı hı. ...Federal Kürsü'nün ortadan kaldırılması yazıyor. Hı hı. Kerkük ve Musul'un işgal edilmesi... ...bu toprağın Türkiye'ye dahil edilmesi yazıyor yani. Ve zaten hı hı. Erdoğan hı hı. 2023 derken... ...yani yeni bir Lozan derken... ...bunu kastediyor. Evet. Yani Halep'ten işte nedir... ...Musul, Kerkük dediğimiz... Evet, içine al, alan, evet. e, genişletilmiş bir Türkiye'den... ...şu andaki sınırlarını... E, ...daha öteye çalışan bir Türkiye'den hı hı. bahsediyor. Hı hı. Unutmamak gerekir ki Erdoğan... E, ...Türk Devleti'nin... E, ...şefi olarak bundan birkaç yıl önce 2014'te 2015 hatırlayabilirim, Şöyle bir cümle kullanmıştı. Bizi getirip 781 kilometre mahkum ettiler. Biz ulus bu kadar dar bir alana mahkum edecek bir, ne yaptık diye şey yaptı. Yani işgal Evet. Peş. Bu tam Hitler gibi. Çünkü Hitler de başladığı zaman diğer ülkeleri kendi toprağına katmak istediği zaman Yeni yaşam alanları diye bir teori ortaya atmışlardı. Bu teorinin biraz ön arkası var. Hı hı. Yani Alman Almanya toprakları Almanlara yetmiyor. yetmiyor Bunun için yeni, bir yeni yaşam alanları edinmemiz gerekiyor. topraklar edinmemiz gerekiyor hı hı. ve esas üzerine çekilen teori budur. Şu anda Türk Devleti'nin yaptığı da bu. Hı hı. Yani e, Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik işgal ve tehdit saldırıları, Güney Kürsü'ndeki Yükteş Savaş bunu amaçlıyor. Hı hı. Tabii bunu amaçlıyor diye bu hedefine ulaşacak anlamına gelmiyor. Gelmiyor, tabii. devam eder. Sonra sorarım hocam e, Cahit Mervan. Şimdi ee, özel bir durum var. Niye özel dur durum diyoruz? 21. yüzyılda Orta Doğu'da bugün bir grup e, e, gerilaya, e grup olsun binlercesi olsun bir kişi olsun. E Cahit Mervan kimyasal gaz kullanımı var. Gündemimizde Kürtlerin yansıdı mı dışarıya çok yani çok cılız. ...bu konuda ne düşünürsün? Yani, Çünkü Halepçe deneyim... ...yani bir Kürtler katli... ...onu da hatırlatmakta belki biraz hatırlatmak... Rica, ...Kürtler hani kimyasal yani ilişkisi... Tabii ...bu e, konvensiyonel olmayan... ...yani yasaklanmış silahların ilk kullanımı... ...biliyoruz 1914-18... ...Bilim Yasa döneminde yaşanıyor... Hı. ...ve daha sonra devletler bunu sistematik olarak... ...şuraya bu şekilde kullandılar... E, ...Kürtler aslında... 2. E, Dünya Savaşı sonrası yani Japonya ve Japonya'daki Nakazaki ve hmm. Hiro atom bombasından sonra e, kimyasal silah saldırısına maruz kalan kitlesel kıyma uğrayan tek halktır yani. Hmm. Bunu böyle okumak evet. gerekiyor. yani Benim hafızam Vietnam Savaşı'nda kısmen fosfor bombasının kullanıldığını söylüyor ama kimyasal silah kullanıldığını hatırlamıyorum. Cezayir'de de böyle hatta Güney Afrika'da da başka bir e, ülkede e, doğrusu rastlamadım. Ama 1980 sonrası hmm özellikle 86 ve 87 88 sonrası Saddam Hüseyin Batı ülkesinde NATO ülkelerine elde ettiği kimyasal silah yapımına kullanılan maddeleri ve Sovyet teknolojisi kullanarak kimyasal silah üretti ve bu kimyasal silahları Güney Kürsün halkı üzerine denedi. burada bir, bir tek saldırıdan bahsetmiyoruz. 30'u evet. 30-35'e şey yakın saldırıdan şey bahsediyoruz. Ya. Hatta Halapça saldırısından sonra da küçük çaplı kimyasal saldırılar gerçekleşti. Şimdi o zaman da gerçekten dünya sessizdi. Ben şeyi çok hatırlıyorum. 88'de Halepçe katliamı olduğu zaman Kürtler feryat ediyordu. Bütün dünyada feryat ediyordu. Bütün Kürt güçleri feryat ediyordu. Sadece birkaç tane televizyonda haber oldu. Hatta o dönemde Suatler Birliği'nin merkez yayın organı Pravda'da ki o zaman Pravda 35 milyon filan satıyordu. Çok küçük bir yazı çıkmıştı bu emperyalizm propagandasıdır diye. Yani hem kapitalist dünya hem ona bu silahın yapımındaki maddeyi sağlayan şirketler ve o şirketler hakkında devletler hem de Saddam'ın silah arsenalını sağlayan suatler bir bu konuda sessizdi. Ne zaman ki Saddam Zülfüyar'a dokundu ve gitti, hı hı. e, işgal etti ve o dönemde de suatler bir çöktü, sosyalizm yıkılıp gidildi, yani real sosyalizm çöktü. O zaman bütün dünya Saddam'ın bir katil olduğunu söylemeye başladı. Tabii bu yüzlü ve aksaksıca bir tutumdur. Evet. Şu anda da bu durum yaşanıyor. Değil mi? Tekrar Türkiye bir NATO üyesidir mi? ve suçluyor. Açıktan bir suçluyor. İnsanlığa karşı suçluyor. Orada birden fazla da hiç varsayalım ki geriyle bile olmasın. ...doğayı tahrip ediyor. Canlıları öldürüyor. Yani oradaki çünkü doğa ve canlı sadece o coğrafyada yaşayan insanlara ait değildir. Bütün insanlara aittir. Yani diyelim ki Latin Amerika'daki yağmur ormanları yani bütün insanlığa aittir. Yani hatta yani o nedenle e, burada gerçekten e, Türk devletine bu silah yapım yani kimyasal ve fosfor bombasını veren ve satan ülkeler o ülkenin şirketleri ...hatta o ülkeler kamuoyu... ...bu sessizlik, yani bu, suçlular... Hı -hı. ...çünkü bu bir katliamdır, bu bir soykırımdır yani... ...bu soykırımı şu veya bu şekilde... ...desteklemek, ona... ...arka çıkmak, ona yardım etmek... E, Hı -hı. ...o suça ortak olmaktır... ...bu nedenle tabii... E, ...bütün bu güçleri şiddet ve nefretle takınıyoruz. ...yani Kürt halkının bu konuda son derece... ...duvarlı olması gerekiyor... ...ama şunu biliyoruz yani, buyurun, şunu biliyoruz... Buyurun. ...yani yaşadığımız çağda da... ...21. yüzyıl aslında demokratik değerlerin yükseleceği, insanların savaşsız ve için yaşayacağı bir yüzyıl olarak ta tasarruf ediliyordu. Ama öyle olmadı. Yüzyılın ilk yılında, 2001'de ikiz kuleler vurulduğu zaman dünyanın civilerin çıktığını ve Peki. dünyanın yeni bir ateş toprağına dönüştüğünü gördük. Hı hı. Mesela bu hafta içerisinde Etopya denilen devlet hı hı. Türk devletinin kısmen askeri yardımıyla Tigre'ye saldırıyor. Hı hı. Tigre küçük bir ülke. Hı hı. Yani Kürdistan'a kıyasarsak Afrin kadar bir yer diyelim. Yani i̇li bir ili evet. kadar inanılmaz katliamlar yapılıyor yani. orada. Uçaklar yani. kalkıyor, köyleri bombalıyor, insanları öldürüyor yani. ve kimsenin dünyanın kıkı çıkmıyor. Hı -hı. Yani şu var. Siz bir güçseniz, siz bir örgütlü bir güçseniz, siz ne istediğinizi biliyorsanız, sizin bir hedefiniz varsa, dünya sizi dinlemek zorunda kalır. Hı -hı. Ama şu anda dünya gerçekten Kürtleri dinlemek zorunda kalacaktır. Çünkü Hı -hı. Kürtler kimyasal silah saldırısı, fosfor silahlarına rağmen Türkiye'nin bütün o ...kocaman, bütün parasını, yuvarını, yolunu evet, harca ettiği o silah arsına rağmen... E, ...Kürt halkını çökert, çökertme, bir ulus gelmeye, olarak evet mümkün değil Peki. Ve bu nedenle dünya çok kısa bir gelecekte, bu konu umutsuza kapılma bir yer yok. Yani dünyanın sessizliğini kırabilecek güçlerdir Kürt hareketi, Kürt halkı. Hı -hı. E, mesele olan bu sessizliğin bir an önce kırılmasıdır. Burada bir umutsuzluk, çaresizlik, işte dünyanın sessizliği bizi... Hı -hı. ...bir sendroma sokmamalı asla. Sokmamalı, aksine... aksine bu mevcut. konuda mücadeleyi yükseltmemiz Peki. gerekiyor. Çünkü bu bir süreçtir yani. Hı -hı. Bu süreci doğru okumamız Hı -hı. gerekiyor. Burada tabii rehavete... Bunu söylerken burada rehavete kapran demiyorum. Aksine tam tersine... Hı -hı. ...hem kimyasal silahlara karşı... ...hem Türk Devleti'nin Güney Kürsü'ne farklı oyunlarına karşı... ...yani hem yeni işgal planlarına karşı... ...hem de Kuzey Doğu ...faşist saldırılarına karşı hem uyanık olmak gerekiyor hem de direnişi yükseltmek gerekiyor. Peki. Ee, biraz değindiniz Rojava'yı tehdit meselesine. Cahit Mervan son dönemde açığa çıktı. Kimisi tırfat işaret ediyor. E ama men saldırıyor hem dörde saldırıyor. Bir bütün olarak zaten saldırı altında. Şunu da söyleyeyim. Bu soruyu sorunca mesela Kürt siyasetçiler, mesela Afrinler diyor ki tamam yani işgal biz duyuyoruz saldırı olabilir. Zaten saldırı altındayız. O işgal düşünürken biz İşgal edilen yerleri kurtarma e, e, politikası gidiyor. Şimdi böyle bir durum. Rojava tehditleri artı Mümkünse belki iki sorumu birleştireyim. Evet. Türkiye siyasetinin gücü ne bu aralı, yani bu saldırı düzenleyebilecek güç ve ilişkiler baktığımızda sizler ne söylersiniz? bu? Bu saldırı düzenleyebilir çünkü bu güçle tamam. alakalı bir şey değil bu. Okay. Kimya ile alakalı bir şey. E, unutmayalım 19 irak iran savaşı 8 yıl sürdü. Ee, Irak e, bu savaşta çok büyük kayıplara neden oldu ama savaştan hemen çok kısa bir süre sonra bir yıl gibi kısa bir süre Saddam Ordu'nun Kuveyt'e sordu. Yani yeni bir savaştan çıkmıştı. Ülke harabe dönmüştü. Ülkenin ekonomisi alt üst olmuştu. Küresel anlamda da çok bir sıkışmışlık yaşanıyordu. Ama Saddam gitti Kuveyt'i işgal etti. Yani şu anda Türkiye ekonomik kriz var. Ekonomi çöküyor. İşte dün baktım 9 ay içerisinde 72 bin küçük esnaf iflas etmiş az önce baktım 30, dolar 9 9 9 909.937'ye vurmuş. 4, 7, i̇şte işsizlik var, bilmem ne var, şu var, bu var. Bundan dolayı Türkiye bir çöküntü yaşıyor. Bu çöküntüden dolayı Türkiye saldırmaz. Hiçbir akla demeyeceğiz böyle Çünkü, bir şey olmaz. Çünkü Kürt devletin mantığı, okay. devlet mantığı, devletin Hı -hı. Kürt kodları böyle işlemiyor. Hı. Devletin kodları tamam. toplumun sorunu çözmek daha yaşanılır bir ülke yaratmak, insanların günlük ihtiyacını gidermek, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir beslenme, daha iyi yollar, hastaneler yapmak üzere kurulmuyor. Devletin mantığı Türk Türklük Sözleşmesi kuruyor. Türk Türklük Sözleşmesi de Türk ve Hanefi olmayan, pardon Türk olmayan herkesin bu ülkede köle olması ve de öngörüyor. Bir de bu da de değil yayılmacı bir politika Hı. öngörüyor. Yeni toprakları kendi sınırına katmaya öngörüyor. Bu nedenle yani bizim yani normal sıradan insanların sağduyusuyla devletin mantıka aynı işlemi o nedenle Buyurun. burada tehdit çok ciddidir. Yani burada Hı -hı. tartışmasız böyledir ve Peki. Türk devleti büyük oranda da e, yeni işgal girişimleri, yeni soykırım girişimleri için hazırlık yapıyor. Bunu başarabilir mi? Bu ayrı bir konudur. Ama biz böyle göreceğiz, böyle görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz eğer şöyle bir yanılgıya düşersek... Yani Türkiye'de işte AKP MHP çözülüyor. Ciddi bir ekonomik kriz var. Bir çöküntü yaşıyor. Bundan dolayı bu devlet işgal, yeni işgal hareketlerine başvurmaz dersek bu burada bir ya yanın peki, yol açacaktır diye peki, düşünüyorum. Peki, çok Zaten önemli. mantık da böyle işlemiyor. Hı -hı. Türk devleti mantığı böyle işlemiyor. Hı -hı. Türk devleti bakın son 40 yıldır bütün varlığı yoğunu Kürtlere savaşa ayırdı. Hı -hı. Bugün 20. işte G20'de 20 ülkenin işte 21'e düştü. Hı -hı. Bilmem kişi başına gelirde dinlemlere vardı. Milyonlarca insan Türkiye'de aç. Az önce bir haber vardı. Türkiye'de artık milyonlarca insanın mutlak açlık sınırına geldiğini söyleniyor. Ama ama, sa ama saldırıyor, çeteye, evet, şeye. buna saldıracaktır. ve Hı -hı. çünkü bu devletin kodlarında Kürtlerin statüsüz bırakılması var. Hı -hı. O nedenle bizim her hat ve her şart ve koşulda bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Şimdi tabii Suriye meselesinde bu son dönemde çok ciddi bir hareketlik yaşandı. Hı -hı. Bu hareketliğin kısmen arka planını e, Kuzeydoğu o Suriye yöneticileri Salim Üstün ve ...YPG e, sözcüğleri dile getirdiler. E, Amerika-Rusya arasında... ...bir gizli bir anlaşmanın olduğu... ...Afrin türü bir anlaşmanın olabileceğini... ...Tırrapat konusunda, kısmen Mimic konusunda... ...olabileceğini söylediler. Ancak tabii burada... ...bu küresel güçler de çok... E, ...gerçekten iki ikiyüzlüler. Hı -hı. Mesela Mimic mutabakatı var aslında... Normalde evet. 2015'te imzalanan. Hı -hı. Bu Mimic mutabakatına göre şu anda... ...Mimic o mutabak, mutabakata göre... E, ...bir statüsü var. e, e Gris ve Seri Kanun'un sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hamsi Türkiye geldi. ...işte bir sürü ses, gürültü çıkarttılar ve bir ateşkes anlaşması imzaladılar. İşte ateşkese uyulması istendi ama bugüne kadar bu ateşkese Türk Devleti uymuyor. E, bu April sonrası da bu yaşandı. Şimdi tabii küresel güçlerin Türkiye ile kurdukları oyun, girdikleri kirli ilişkiler nedir bunu bizim bilmeme şans, bilme şansımız yok. Ama görünen o ki Türkiye yeni bir provokasyon yaratarak Hı. sanki kendisi saldırıya uğramış gibi göstererek Hı. dünya kamuoyunu aldatarak ve aldatmak niyetiyle böyle bir hazırlık içerisindeler. Peki. Ama tabii sahadaki durum bölgesel konjonktür, uluslararası konjonktürden çok öyle Türkiye'nin de şeyine lehine değil. Peki. E, çünkü e, Türkiye'nin karşında her şart ve koşulda kendi toprağını savunan bir güç var ve bu güç savunacak. Sadece da kalmayacak. Hı hı. Kalmak istemiyor bu güç aslında. Hı hı. Yani Afrin'de gri spesiyonik e da kurtarmak istiyor. Çünkü e, oraları işgal altında. Oralarda gerçekten kelimenin gerçek manasında bir soykırım uygulanıyor. Hı hı. O demografik yapı değiştiriliyor. Yani daha dün Afrin'de bir kadın işkencele katledildi. Hamile. Bilmem bugün 5 tane kadın, bir 5 kişi bir başka köyden kaçırıldı. O nedenle Kuzeydoğu halklarının demokratik güçlerin her alanda sormayı ...güçlendirmeni gerektiğini Peki. düşünüyorum. Peki. Eee Mervan aslında bitmiştir sorularım ama bazen sorarım. Hani hem insanların tanıdığı hem deneyimleri itibariyle Kürt duygusu bu dönemde nasıl olmalı? Yani Kürtler nasıl de, hissetmeli? Kuzey kök, e, Kürt şunu Kürt şunu, duygusu ne olmalı? Ben şunu geç, geçen gün arada bir bir buyurun, de söyledim. Buyurun. Bir program söyledim. Tekrar olursa hani izler benim aslını görsünler... Örneğin e, şu anda ...Tırrıfat'ta, Şahpa'da, Grispi'de, Selikhani'de, Tiltemir'de, Kamuş'ta, Derik'te veyahut da Kobani'de... ...Kürtlere yapılacak en küçük saldırıyı her Kürt, hı hı. isterse Japonya'da yaşasın, hı hı. isterse Hakkari'de, isterse hı hı. Diyarbakır'da... Hı hı. ...İstanbul'da kendi evinin içine yapmış bir saldırı olarak görmesi gerekiyor. Kendi onuruna, kendi hı hı. namusuna, kendi hasiyetine, kendi çocuğuna, kendisine yönelik yapılmış, kendi diline... ...kültürüne yapmış bir saldırı olarak görmesi gerekir. Bu duygu ve düşünceyle ayağa kalkması gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu gerçekten Kürtler açısından varlık ve yokluk savaşıdır. Yani, yani Türkler yani. açısından nasıl ki bir bekeme sessiz, bizim açımızdan öyle. Ulusun varlığı meselesi. Yani mesajı. biz bir ulus olarak özgür yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Her yaşayacaksak bunun için tabii ki bedeller ödeyeceğiz. Hı hı. Bu maalesef öyle. Bedel ödemeden çözülen sorunlar da var. Çek ve Slovakya gibi. Ama Çek cum halkı Slovakların ayrılması için ...referanduma gitti, sıvaklara ayırdılar. Maalesef. Tek kimsen bunu kanamadı. Ama Türk devleti... ...böyle bir devlet değil. Irak böyle bir devlet değil. İran böyle bir devlet değil. Yani Şam rejimine... ...bakın ya, kolu kanadı kırılmış... ...hala Türkler oturup... asgari demokratik ölçülerde... ...bir çözüm için yanaşmıyor. Çok o nedenle, bir Kürt düşmanlığı nedenle, yapıyor... Evet. ...gerçekten. O nedenle dünya. hem bölgesel gelişik ve... ...sömürgeciliğin kuşatması altında olan... ...Kürt halkı, kendi özgürlüğü için... ...bir başka Kürt'e yapılmış saldırı... ...nerede olursa olsun kendisine yapılmış bir saldırı kabul edip buna göre davranması gerekiyor. Sizin evinize bir saldırırsa nasıl davranırsanız Şu anda Tırhıpat'a İmin Beçe yapılan saldırı yapılırsa öyle davranmak gerekiyor. Saldırgana karşı her araç ve yol ve yöntemle direnmek Peki. ve onu etkisiz kılmak gerekiyor. Peki Cahit Mervan teşekkür etmeden önce çok güzel gidiyoruz. Başka söylemek istediğiniz Yok, ya, ben ya da demek şu bu, önemlidir demek istediğiniz. Bu, şu, şunu tekrar tekrar söylemekte yarar var. Buyurun buyurun. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ee, belki insanların normal yaşaması için ekmek su, ekmek önemlidir. Ama bugün bence en önemli şey bütün hatlarda öz savunmayı, öz ve askeri alandan kültür alanına, siyasi alanından, demokratik yönetim mekanizma kadar geliştirmek, güçlendirmek. Kürt halkının, Kürt ulusunu ve Kürdistan yaşayan diğer inanç ve etnik gruplarla birlikte demokratik bir ilişkilerine, işbacığa karşı direnme iradesini Peki. her zamankinden daha Peki. fazla göstermek gerekir diye düşünüyorum. Peki. Ben değerli görüşleriniz için e, teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum katıldığınız için. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler devam edeceğiz bir 10 dakika